Bugün gerçekten çok ilginç bir dramamız var yani bu iki isim nasıl oldu da karşı karşıya geldi inanın bana hiçbir fikrim yok. Bir tarafta hype'ı son zamanlarda çok yüksek olan Uzi, diğer tarafta ise 30 yıllık bir tecrübeye sahip olan ve yüzden fazla hit olmuş şarkıya sahip olan Mustafa Sandal. Bu iki isim arasında dün çok garip bir tartışma gerçekleşti. Daha doğrusu bana göre tartışma tek taraflıydı çünkü Mustafa Sandal o kadar güzel bir cevap verdi ki resmen Uzi'ye dedi ki ben seninle muhatap olmam, dramaya girecek halim yok konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Ve aslında konuya baktığımız zaman konuya Mustafa Sandal'ın dahil bile olmaması gerekiyordu. Çünkü buradaki asıl sıkıntı Uzi ve organizasyon şirketi arasındaydı. Ve baktığınız zaman en başlarda Uzi haklıydı. Ancak sonrasında Mustafa Sandal'a çok gereksiz bir laf söylemesinden dolayı en azından benim gözümde haksız duruma düşmüş oldu. Şimdi dostlar olay şu. Ağrı Doğu Beyazıt konseri için bir organizasyon şirketi sanatçılarla anlaşıyor. Bu sanatçılar arasında Mustafa Sandal ve Uzi de var. Ancak neden o anda bilinmeyen bir sebepten dolayı Uzi konsere gelmiyor. Daha sonrasında ise bu şirket sahnede bir açıklama yapıyor. Ve yaptığı açıklamaya göre Uzi ekonomi sınıfında uçmayı kabul etmemiş ve sırf bu yüzden de konsere gelmemiş ki baktığınız zaman bu aslında çok çocukça bir bahane olurdu. Yani düşünsenize bir şirkette anlaşıyorsunuz ve sırf ekonomi sınıfında uçuş gerçekleştireceğiniz için konsere gelmiyorsunuz ve binlerce hayranınızı yüzüstü bırakıyorsunuz. Bunu elbette hiçbir sanatçı istemez ki Uzi de zaten istememiş. Daha sonrasında Uzi atmış olduğu storyde bu olayı yalanlıyor. Uzi'nin attığı story'e göre şirket bunu zaten son iki gün kala söylemiş ve Uzi de bu durumu kabul etmiş. Yani ekonomi sınıfında uçuşu aslında reddetmemiş. Böyle bir şey yokmuş yani şirket niye böyle bir yalan söyledi? Ondan açıkçası çok emin değilim yani muhtemelen Uzi'yi o anda küçük düşürmek istediler. Ama Uzi uçak biletini paylaşarak şirketin bu yalanını çürütmüş oldu. Ve daha sonrasında ise gelmeme sebebini line up yani sanatçı sıralamasının değişmesine bağladı. Uzi'nin söylediğine göre şirket en başlarda kendisine Mustafa Sandal'dan sonra çıkacağını söylemiş. Yani en son sahneye Uzi çıkacaktı. Ancak bu sıralamayı konser günü değiştirmişler ve daha sonrasında Uzi'ye ön grupta yer alacağını söylemişler. Yani Mustafa Sandal'dan önce çıkacak sahneye. Ancak Uzi en çok dinlenen sanatçı olduğu için yani kendisini en azından böyle tanımlıyor. İstatistiklere falan bakmadım bu arada. Doğru mu, değil mi bilmiyorum. Ancak kendisini bu şekilde tanınmadığı için hiçbir sanatçının alt grubunda yer almazmış. Bunu aslında düzgün bir dille belirtseydi burada %100 olarak haklıydı. Çünkü organizatör kendisine böyle bir söz vermiş. Ancak vermiş olduğu iki sözü de tutmamış. Bu yüzden de Uzi aslında bu konuda haklı. Ve ben eminim ki düzgün bir şekilde bunu dile getirseydi kimse bu adama haksızsın demezdi. Fakat Uzi bunu yapmak yerine nedensiz bir şekilde Mustafa Sandal'a sallamaya başladı. Atmış olduğu storyde Mustafa Sandal hakkında şunları söyledi. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın. Hele hatır gönülle aman adam yaşlı aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023 kimin ne iş yaptığı, ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye. Şimdi burada benim anlamadığım çok şey var. Birincisi kaliteli sanatçı dinlenmeye göre mi belirleniyor? Elbette bir sanatçının dinlenmesi çok iyi bir şey. Ancak sen şu anda hype döneminde daha fazla dinleniyorsun diye Mustafa Sandal'dan daha iyi bir sanatçı olmuyorsun. Yani kusura bakma ama 40 fırın ekmek yemen gerekiyor. Ki bunu Spotify ile ölçmesi de birazcık garip olmuş. Spotify'a bakacak olursak bile bu adamın ölüsü bile 3 milyon dinleniyor şu anda. Yani bu az bir sayı değil aslında. Ama Uzi en hype döneminde bile 5 milyon dinleniyor. Yani arada öyle dağlar kadar fark olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ona bakacak olursan TikTok'ta mesela cellat da çok fazla izleniyor. Ama bu cellatı benim gözümde kaliteli bir içerik üretisi yapmıyor mesela. Yani her şey dinlenmeye bağlamak birazcık saçma. Dürüst olmak gerekirse Uzi'nin bazı şarkılarını dinliyorum. Yani bunlardan örnek verecek olursak mesela Umrumda Değil, Makina ve Arasan da şarkısını birkaç kere dinlemişliğim var. Yani tarzı bana çok fazla hitap etmediği halde bazı şarkılarını dinliyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse Uzi bu konularda maalesef ki çok fazla saldırgan davranıyor ve bazen bana soracak olursanız haddini aşıyor. Yılların sanatçısına durduk yere bu üslupla konuşmak doğru bir şey değil. Gel gelelim Mustafa Sandal'ın verdiği cevaba. Ben belki de hayatımda hiçbir dramada bu kadar güzel bir cevap görmedim. Adam hem Uzi'nin ağzının payını vermiş hem de bunu yaparken adamı küçük düşürmemiş. Mustafa Sandal'ın açıklaması şöyle. Sevgili Uzi kardeşim, kayıtlara geçen senin okuduğun veya başka sanat okuduğu 150 adet hit olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonrasında da 10 binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum. Umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktığımda cevap vermeme gerek kalmamış. En iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder, destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim. İşte aradaki üslup ve kalite farkını buradan çok daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Uzi her ne kadar güzel şarkılara sahip olsa da, egosuna yenik düşmesinden dolayı maalesef ki kendisinden soğutuyor. Ki yaptığı hatanın kendisi de farkına varmış olacak ki, daha sonrasında atmış olduğu storyde gerginliği birazcık azaltmaya çalıştı, ardından birkaç saat içerisinde bu storyleri kaldırdı. Olayın özetinde aslında Uzi haklıydı, ancak işin içine Mustafa Sandal'ı karıştırmaması gerekiyordu. Çünkü Mustafa Sandal'ın bir suçu yok. Buradaki tek suçlu organizatördü. Ve Uzi burada Mustafa Sandal'a yüklenmek yerine organizatöre yüklenseydi eğer ki işte o zaman %100 haklı olacaktı. Ancak Uzi kusura bakma yani değil 5 milyon, 50 milyon dinlensen de Mustafa Sandal senden daha donanımlı. Ve senin bana göre bu gerçeği kabullenmen ve hırsına yenik düşmemen gerekiyor. Senin de storyde bahsettiğin gibi Adam artık yaşlandı. Ancak buna rağmen hala ve hala yeni başarılara imza atmaya devam eden bir insan. Türkiye'de bu adamı neredeyse tanımayan yok. Ancak seni 30 yaşın üstündeki çoğu insan tanımıyor. Bak bunu hakaret etmek için söylemiyorum. Ancak Uzi daha kariyerin başındayken böyle davranmaya devam ederse eğer emin olun 2 sene Uzi diye bir şey kalmaz. Bana göre kendisinin artık en iyisi benim, benden daha iyisi yok, benden daha donanımlısı yok kafasından çıkması gerekiyor. Çünkü bu durumun gerçek olmadığının herkes farkında. Birbirimizi kandırmaya gerek yok yani. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.